Selamlar, selamlar, selamlar. Cahreyn'le yeni bir seri olan Payday 2'nin ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Payday'de basit görevlerden başlayıp zor görevlere doğru, öncelikle stealth görevler, yani gizlice yapabileceğimiz, hakikaten hırkızlık yapabileceğimiz görevlerden başlayıp zor görevlere doğru yol alacağımız bir walkthrough tadında bir seri diyelim. İlk bölümümüzde en basit job, en basit görev olduğunu düşündüm. Ukrainian job'dan başlıyorum. Bu Vlad'ın verdiği bir görev. Ya Payday oynamıyorsanız bile izlemesi eğlenceli olabilir. Çünkü ne bileyim, eskiden Thief oynayan insanların falan hoşuna gidebilecek bir oyun serisi olduğunu düşünüyorum Payday'in. Infamy'yim. Level 100'düm. Infamy oldum. Bu da Prestige klası gibi bir şey. Level 100 olduktan sonra bütün level'larınızı verip sıfırdan başlayabiliyorsunuz. Yani oyuna tekrar oynanabilirlik katması açısından böyle bir şey eklemişler. Infamy diye burada bir I oluyor. Elinizde de böyle bir kart oluyor falan filan. Yalnız ben maskeyi sevmedim ya. Dizi maskeyi sevmedim. Benim bir tane soğuk sikici maskem vardı. Bu. Abi şu maskeye bakar mısınız? Soğuk tecavüzcü değil mi şu? Düşün lan, böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Hiç sesini çıkarmadan direkt kemerini çözmeye başlıyor. Hastasıyım bu maskenin. Bu bölümü bu maskeyle oynayacağım. Okey. Şu AI'ları istemiyorum. Okey. Tabii ki skill'lerimi soracaksınız büyük bir ihtimalle. Şöyle bir göstereyim. Durdurup siz bakarsınız skill'lere. Fugitive'de herhangi bir şey yok. Technician'da yok. Enforcer'dan bir tek Transporter'ım var. Mastermind'da da Inspire'a alamayacağım herhalde ama Partner in Crime'a kadar goygoylamak istiyorum. Bu da Mastermind'da bulundurduğum şeyler. Start daha istiyorum hemen ve işe başlıyoruz arkadaşlar. Biraz uzun bir bölüm olabilir diyecektim. Shadow Raid çekmeye aslında yeltenmiştim ama bu Shadow Raid değil ki. Bu Ukrainian Job. Bu bayağı zor olacak. Burada ihtiyacımız olan tek şey Code for Shutters. Bu da gittiğimiz mücevher dükkanındaki perdeleri indirmek için bir kod var. Onu veriyor bize. İhtiyacımız olan tek asetin bu olduğunu düşünüyorum. Evet, başlayalım. Direkt girişten girmiyoruz, Barzo gibi. Girişten içeri girerseniz zannedersem metal dedektörü var. Ve direkt ötmeye başlıyor. Zaten metal dedektörü olmasa da direkt girişten gireceğimizi zannetmiyorum. Burada bir gardımız var. Kaç gardımız var? 4 gardımız var. Bir tanesi içeride, direkt şu odada. Muhtemelen patrol atan gardlardan birisi, dolaşan gardlardan birisi o. Bazen şu pencerede bir tane teyze oluyor. O teyze sizi görürse, başınız belaya girebiliyor. O yüzden önce bu gardlardan başlayacağız. O teyze varsa o teyzeyi öldürmeyi unutmayın. Sonra Ahmet abi ben denedim yapamadım. Sen ne kadar terbiyesiz bir herifsin demeyin bana. Şimdi sabitse bu biraz sorun olabilir bizim için. Ne olur sabit olmasın ya. Kıpırdayacak mısın sen kardeş? Tam bunu öldürdüğümde kıpırdayacaksın değil mi şerefsiz? Motion'da alalım abimizi. No problems, except I never should have gotten that shrimp at the diner. Umarım bu sabit olan başımızı belaya sokmaz. Umuyorum. Ya ne olur başımızı belaya sokma. Okey. Bunu da aldık. Öbürünü torbalamadım ama bunu torbalamayı planlıyorum. Çünkü buradan bazen siviller gelebiliyor. Ben işime başlamadan sivillerin uyanmasını istemiyorum açıkçası. Hemen alalım bu reis'i böyle. Okey. İçeri girmeye başlayabiliriz yavaştan. Bir tane guard geçti oradan. Keşke odadayken girebilseydim. Lanet olsun titan kasalar adamım. Titan kasa. İçeride titan kasa var. İki çeşit kasa var. Ghost'ta Master Picklock olursanız eğer bazı kasalar açabiliyorsunuz ama bu titan kasa değil maalesef. İki guard da orada mı? Şu an kafamdaki soru işareti bu. Hemen şuradan bir bakmak istiyorum. Birisi burada. Birisi içeride. Sen bize mi geliyorsun? He, öyle görünüyor. Ya, gelmiyor. Okey. Tamam, buradan başlayalım. Önce bunu bir yere yatıracağım. Get down ulan. Çok güzel. Pager'ı da aldım. Okey, şimdi içeri girebilirim. Şunun elleri de bağlayayım.
Hemen ECM Jammer'ı atıyorum. O gördün mü bizi? Everybody get down. Get down. Hemen kapatıyoruz burayı. Herkes aşağı, herkes yatsın abi. Herkes yatabilir mi bir? Rica ediyorum. İçeride bir tane ibne var tek başına. Yat kardeşim. Çok güzel. Tertemiz, tertemiz bir operasyon. Mücevher shop'unu şu anda ele geçirdik. Birkaç kez daha bağıracağım çünkü ECM geçer geçmez pager'ına cevap vermek zorundayım bu adamın. Onu yapmadan önce birkaç kez daha aşağı yatın diye bağırırsanız eğer bu pager cevaplarken başınız belaya girmez. Çok önemli bir nokta. Bunu sakın kaçırmayın abi. Bunu arkaya götürebilirim. Bunu. Şunu bir bağlayayım da arkaya alırım, yanıma alırım ben bunu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Solo girdiğiniz zaman en fazla 6 tane ziplock'unuz oluyor. Yani kelepçeniz. Öyle bir sorunumuz mevcut maalesef. Onu da çözemiyorsunuz. Yanınıza bir tane amele alabilirsiniz. Çok iyi oynadığınızı düşünüyorsanız. Arkadaşlarınızdan falan bir amele bulabilirseniz. Böyle ya bunlara devamlı bağırsın, get down, get down desin. Ya da işte kelepçe si olan, en azından o skill'ine verebilmiş cable tie'ı olan bir arkadaşınızı alabilirseniz güzel olur. Neyse, buranın görevi şey, Blood ibnelik yapıyor. Birisi evlenecek abi. Ve buradan bir tane mücevher almış. Adı Tiara. Taç gibi bir şey. Ve karıya takacak. Evlendikten sonra tabii. İnce espri. çok iğrençli. Tiara'yı karısına takacak adam. Vlad da karıya takmasını istiyor. O yüzden Tiara'yı çaldırtıyor bize ama buradaki ekstra şeyleri de alabiliriz tabii ki. Tiara arkadaki iki kasadan birisinde oluyor ama şanssız bir şekilde iki kasada Titan çıktı. Titan çıkmasaydı ben onları şimdi her birine 30 saniyemi ayırıp lockpick yapmış olacaktım. Böyle de bir piplik mevcut. You fellas up to summer. Güzel. Kurtumuzu yapıyoruz abi. Ne varsa alıyoruz. Bir yandan camları da kıralım. Şimdi... Ne oluyor lan? Bu kim ya? Aa, adam biri join attı. Sormadan join attı. Arkadaşlar küfür mü? Yoksa iyi mi davranalım? Ne diyorsunuz? Gerçi işimize yarayabilir şu anda ya. Ben bu insanlara stay down deyip durmak istemiyorum. Ama şöyle de bir durum var. Adam beleşe konacak oyuna girerse. Beleşe konacak. Ben burada yapayım işi. Al parayı git. Oh nice'miş ya, iyiymiş. Hayat size güzel anasını satayım. Böyle beleş giriyorlar. Ben bazen solo oynarken. Hiç hoş olmuyor. Evet, birkaç tane de çanta çıkacak. Aa, yine bozuldu. Yatın, yatın, yatın. Aşağıda kalın abi. Ahmet abi. Evet. Gireyim mi, çıkayım mı? Karaktere büründüm. Hoxton gibi cevap verdim. Ben bu kadını arkaya götürmeyecek miydim? Neyse, alalım, çantalarımızı alalım abi. Kapara. Bu da walkthrough isteyenler oldu. Ben oynarken Twitch'te abi işte biz bazı görevleri yapamıyoruz diyenler oldu. En basitlerinden başlayıp sonlara da zorlarına doğru gideceğim. Anlamadım tabii ki. Bakayım, bakayım kaldı mı? Kaldı mı? Herhalde her yeri aldım ya. Galiba her yeri aldım. Bakayım. Ya abi bak, şunu sevmiyorum Payday'de. Stealth yapmışım. Her şey kontrol altında. Niye beni uğraştırıyorsun bu drill'le ya? Niye yani? Yani en azından bozulmasın mesela. Neyse, çok kalmadı. Bir dakika falan kaldı. Ben aslında bu arada package falan arayabilirim ya. Yatın bakayım. Buralarda bir yerlerde package var mı? Kurye package'i topluyorum bir yandan. Yet white. Aa dur, kadını yanımda dolaştırayım. Gel. Gel sen benim için. Jennifer gel. Gel buraya.
Gel buraya. Gel Jennifer. Giriyor musun? Gel ablacığım, gel gel gel. Gel gel gel, gel amık gel. 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 Gel pis 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 pis. Görüyor musun yaptığım işi? Ha? Ben buyum, ben sana söyledim Jennifer. Ben buyum dedim, ben değişmeyeceğim dedim. Üniversiteye gitmeyeceğim, hep hırsız kalacağım dedim Jennifer. Beni dinlemedin Jennifer. Niye dinlemedin Jennifer? Görüşürüz arkadaşlar. Jennifer GG. Bir dakika, Jennifer'ı da şey yapabiliriz. Benim işaretimdir bu. Bir yerde iş bitirdikten sonra kapının önüne bir tane ceset bırakırım süs olarak. Lan ne oluyor? Adam birini arıyor. Stop! Sen kim neyi arıyor lan? Öldürürüm oğlum sizi. Sen bir dakika, bu muydu arayan? Geçmiş olsun. Evet, trademark işaretimizi koyalım arkadaşlar. Kapının önüne şöyle bir yerleştireyim şunu. Al canım. Nice. Sen de kapının önüne doğru git. Nice. Jewelry burada. Atıyoruz abi bunu da. Bagaj. Beleş biraz işte, ekstra para olsun. Bu bölümü daha çok mesela silahlarınız eksikse veya silahlarınızın modları eksikse oynayabilirsiniz. Çok çerez tadında. Hani hiç burayı soymakla uğraşmadan C4 patlatıp ya da Ghost'a girip şansınız ya haber giderse 40 saniyede tiyarayı alıp çıkabilirsiniz. Çok bir para vermiyor. Deathwish'te oynamama rağmen. Olayı şey yani, hani erken biten bir bölüm, hızlı biten bir bölüm. O yüzden hani hemencik bitirip buradan level mı alacağım acaba? Yok artık. Ukrainian Job'dan level alan ilk insan. Oh yeah! Güzel. Enter Payday. Eski savcılardan kim kaldı? Tüh, silahı doğramışız. Benim bile silahlarım eksik ya. O kadar uzun zamandır oynamama rağmen. Fuck you. Bu ne abi? Ya neyse. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Beğendiyseniz likelamayı, subscribelamayı, takip etmeyi unutmayın. Facebook ve Twitter bilmem ne gibi yerlerden beni takip edebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Bilmem ne yapabilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bol bol su için. Hop kip. Bye.